Abi bu maçta caster yok. O yüzden caster ben olacağım. Eternal Fire vs. Galacticos'ta caster benim. 1080p'yi aldık ve maç başladı. Ses kayması var, benden dolayı değil. Tamam mı chat? Benden dolayı değil, bana verilen yayından dolayı. Lütfen bana kızmayın. Şimdi... Saydırakçı bak! Durum 2-2'ye kadar geldi. Hayatta olan Destructive ve... Bridge kim oynuyor? Hayır, 2-3. Aa, başlamış ama izi bitti, kendini unutturdu ve harika bir vuruş diyecekken Baran abi ne yapıyorsun? Destructive cezalandırdı Baran abi. Hydrex top fragliğini koruyor. Trade'i almış Bex üzerinde. Gerçekten büyük impact veriyor şu an Caner abi. Wardolf bir impact'i verdi. Bre Destructive'den gerçekten çok harika bir TP. İki oyuncunun da ölümüyle sonuçlanıyor bu TP. Şu an 3'e 2 1'i tek göreceğiz Eternal Fire'dan. Brave tek başına hamle yapmıyor. Dostlarını bekliyor, abilerini bekliyor. Abileri gelmeden hamle yaptı. Glow düşürdü. Starman de split oyunu geliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şu an Darkus, Hydrex, T-Spawn. Düşünüyorum Dusk'ı'dan açıklayacağım. Dusk'ı bu B en çok nereye benziyor? A'ya short'tan ve long'dan Xbox Smo ile çok hızlı bir şekilde giriş yapmaya çalışırken mid kapıda Cydrex short'a giden oyunculardan birini vurdu gibi düşünebilirsiniz. Ben size güzel bir translation yapıyorum. Hani ben de eski CS'cim, bildiğinizi Orada bilmeyin. Izzy ve Cydrex yılların doğusu. Son 30 saniye. Şu an B'ye bir giriş yapıyorlar. Dust2'de short'tan ve long'dan aynı anda side'a baskı kurmak gibi. Izzy side'da kendini unutturdu. Izzy ve Cydrex ya, bu duo ne kadar yaşlanırsa yaşlansın hala iş yapıyor. Izzy side'da yaşamaya devam ediyor. Kalan son iki oyuncu Galacticos'ta side'a plant almaya çalışıyor şu an, fakat yani yapabilecekleri çok. Galacticos'taki dedi Glow, Eternal Fire, CS'deki Majer gibi IGL. BRH yapalım dedi. BRH yapalım lan. Şu an ultilerle B'ye çok rahat bir şekilde girdiler ve ezber bir Raze ultisinde kullanarak Brave'i buldular. Şu an 5'e 4 avantaj Galacticos tarafında. Oha, Anima geldi. Derken Star bana güzel bir trade var bu arada. Avantaj hala Galacticos'ta, pozisyonları çok güzel bu arada. CT tarafında sıkışmış bir sonsuz ateş görüyoruz. Aha, Cydrex vurdu, durum 2-2'ye geldi ama Spike'ın çok az süresi kaldı chat. Yani yapacak çok bir şey yok. Kutiye Glove'da vurmasına rağmen şu an en mantıklı hareket sevlemek olacaktır. Çünkü iki takım da anlamadı, ben de anlamadım, siz de anlamadınız. Ama B'ye girdi elinde sonunda. Neler yaşandığını unutalım. Şu an Galacticos gibi hiçbir kayıp vermeden B'ye giriş sağladı. 5'e 5 bir retake izleyeceğiz chat'im. 5'e 5 herkes hayatta. Ama gitgide Spike'ın süresi azalıyor. Elini çabuk tutan kazanır derken Izzy ve Kuti'den iki tane kill. Galacticos durumu iş. Oha. Anima son kalan oyuncu Eternal Fire tarafında Breach ultisini kullandığı bir anda deprem etkisi yarattı. Çok güzel bir patlangaçla. Aa, binayı öteki bıraktı. Eternal Fire tarafı Brave CT'de yaşamaya devam ediyor. Bu arada side'lara çok rahat giriyorlar ya. Main'de hiçbir baskı yok bak. Şu an bitsin olayı söyleyeceğim size. Şu an 5'e 5 bitti, giderken Yüzcü'den bir kill. Evet. Tunnel Fire retake'i çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ve Brave, TP'lerin efendisi. Bu kadronun sadece kimyayı oturtması lazım ve çalışması lazım derken Galacticos side'in içine girdi B'ye. Kendi takım arkadaşının flash'ına kör oldu. Galacticos'tan Destructive ultisini kullanmış CT'ye, kutu ona yakalandı. Şu ultiyi kırmak için bir çaba gösterdiler Breach patlangıcıyla ama maalesef o kırmıyor ultiyi. Şu an save'e gidecek bir ton fire. Yo. Bir ulti kullanımı. Baran abi ultiyi yine kimseye ateş edemeden
vefat oldu. Şu an düşünüyorum ne dönüyor diye ama tutuyorlar hem beyi. Hani hiçbir yerde bir agresiflikleri yok. Eternal Fire tarafında. Her yer pasif. Hiçbir yerin kontrolü EF'de değil. Galacticos bu kadar rahat hareket edememeli map'te. Olması gerekeni söylüyorum yani. Çok güzel bir flash ve oyun. Ama Starven ve Vex toparlamayı başardı. Mid'de destructive lurk'teyken Anima onu yakaladı. Anima ulti biraz panik halinde kullandı. Starven yemiş bu arada. İzinin üstüne düştü. Önüne düştü daha doğrusu. Vex kalan son oyuncu. 1-2 oynayacak. Karşısına Izzy ve Anima var. Anima'yı buldu. Round içindeki 3. kill bu arada. Izzy ile birebir kaldı. Izzy üzerine kuşuyor. Neon'un hızlı koşmasıyla derken gücünün ikisi önüne bir sürü oyuncu çıkacak derken çok güzel bir şekilde bir tane vurup kaçmayı başardı Kuşunix. Anima'dan da güzel bir skor, sonra trade aldı, durum Eternal Fire'ın lehine. B tarafında Starben bir retake göreceğiz Galacticos tarafından. B side'e hediye etti Eternal Fire'a. Bir retake planlamışlar kafalarında. Şimdi EF ekibi alan almak isteyecek. Site'a sıkışmamak için alan almak isterken Izzy tek başına alan almak istedi. Ya bak şu an retake'i bıraktıklarını anladılar. Izzy'nin kafasında vardı bu arada. Adamın CT'de oldu. Ama yanına bir takım arkadaşını alması gerekiyordu o CT'yi clearlamak için. Çünkü Starben'in orada olduğu biraz belliydi. Izzy de farkındaydı ama tek başına denediği için en azından trade olurdu yanında mesela Cydrex olsa. Şu an durum 3'e 3. Main'e çekildi tüm Eternal Fire oyuncuları. Glove'dan Kutikili geldi. Cydrex. Kalan son oyuncu Brave. Önünde iki oyuncu üstüne koşacaklar. Spike'ın az süresi kaldı bu arada. Brave ayak oyunlarıyla sağ sol sağ sol sağ sol yaparak gayet güzel ayak oyunu yap diyormuşum bir anda. Trip atıyorum değil mi? O sırada Kuti entry buldu. Cydrex short'tan hamle yapabilecek oyuncuları bekliyor derken Starben Cydrex'in cross'una çıkıp Bardoff'la beraber oyuncuları cezalandırdı. Kuti'den ikinci kill'i. Kalan sonuncu Brave bu arada. Glove'un CT'den yardımıyla Eternal Fire oyuncuların hepsi düştü Brave hariç. Tek kalan oyuncu Brave, karşısında Starben ve Glove olacak. İki oyuncu da short'ta beraber oynuyor şu an. Derken Brave Glove'u tek başına yakaladı. Durumu birebire getiriyor. Elinde bir smoke var. İki TP'si var. Biliyorsunuz TP'lerini kullanmayı seven bir oyuncu derken Starben'in canını ikiye kadar indiriyor. Duvardan kafasına vurdu Vandal'la. Şu an gerçekten güzel bir 1v1 izleyeceğiz. Bir açıyı kapatmak için smoke'uyla short'u blokladı. Serben'in CT'den gelebileceğini tahmin ediyor. Serben sadece iki canı var bu arada. Derken Brave'in silahının ucunu gördü Serben. Çok şanssız. Serben de ama gördüğümüz kadarıyla yanlıştı. Yapacak bir şey yok. Derken Vex gelmiş. Vex'ten harika 2 kill bu arada. Cydrex anca trade alabildi. Anima ve Kürşin'deki kaybetmiş bu Nathan Fire. Mid'den pushlamış Galacticos ekibi. Ben chat'e bakarken adam o sırada double seçili havada zıp zıp zıplıyormuş. Son farda 3 oyuncu kaldı. Izzy, Brave ve Cydrex aynen. A'yı boş bıraktı bu arada Galacticos ekibi. A'yı tek'i bıraktılar. Şu an mid'i clearlamak istiyorlar ve arkadan gelecekler. Evet. Galacticos hızlı bir şekilde main'e rotate atıyor. Retake'i main'den atmak isteyecekler. Bir girdim spiker konuşuyor sandım. Spiker konuşuyor zaten. Ben boşuna mı buradayım? Ben boşuna mı buradayım? Caster'ım ben. Destructive Brave'ı buldu bu arada. Eternal Fire'ın iki oyuncu kaldı sadece. Cydrex Elbow'a pikleyecek. Glove'u gördü. Diğer oyuncular short'tan geliyor bu arada. Izzy'ye bakıyor olay. Izzy CT'den çıkan oyuncu vurursa ki vurdu. Starben düştü. Destructive de düştü. 2-2 durum. Cydrex smoke'tan çıkıp öldü. 1-2 oynayacak Izzy'ye. Durumu birebire getirdi. Glove Spike'ı imha etmiyor şu an. Izzy hiçbir şey duymuyor. Fade dolayı bir canı kaldı. Izzy ve Izzy aldı roundu. Böyle bir round yok. Yokmuş, harika maç anlatıyorsun kardeşim. Yorumların çok iyi. Eyvallah, çok teşekkür ederim abi. Bex bu arada midden double seçil atmış ben 10 liralık donate okurken. Kürşünrix'i kaybetti Eternal Fire tarafı. Bu arada Galacticos B'yi tamamen tek'i bırakmış map'te gördüğünüz üzere. Biri tek oynamak istiyordu. Bu arada Destructive Smoke'un üstünde onun gözükmesi çok önemliydi bu arada. Galacticos için kötü oldu ve tekrar kutu üstüne geçti.
Bu adam çok zeki adamım. Oo, yüzük. Herkese kayıyor vallahi. Kaya kaya vuruyor. Glove'un önündeler. Neler oluyor şu an? Bir kaos hakim yalnız maçta fark ettiğiniz üzere. Kalan üst Galacticos oyuncusu da top mid'de. Orada bir mid muhar elbise gerçekleşiyor. Izzy'den bir kill daha. Eternal Fire'daki şu an tüm oyuncular A'ya yönelmiş bulunmakta. Starben B'ye döndü, fark edemedi. Eternal Fire'ın A'ya gittiğini şimdi öğrendiler. Durum 2-3. Galacticos'un aleyhine Izzy'de bir ulti var. Şu an ultisini hiç impact bir şekilde kullanabildiğini görmedik. Hep şanssız öldü ultideyken. Ayrıca Anima'da bir ulti var. Yani Galactus'un işi biraz zor gibi şu an. Darken iki oyuncu da karşısına çıkacak. Anima'dan çok önemli bir trade bu arada. Anima onu vuramasaydı problem olurdu. Raster ben sadece sızmış bulunmakta. Main'de bir izi var. Anima ise jeneratörün arkasında. Anima'yı fark etti mi? Oyuncu gelecek şu an. Farkında değiller Q'sun Dex'in orada olduğunu ama Glow. White Swing atarak Q'sun'u buldu. Hiç skor çıkaramadı oradan. Dokun abi bir tık sıkıntı oldu 9-9'da. En azından bir kill alıp ölmesi takım için çok daha iyi olabilirdi. Chat'i biraz kaçırdım, kusura bakmayın, maça bayağı odaklandım. Rising Force abi tekrardan hoş geldin. Destekleriniz için teşekkür ederim herkese. Şu an Glow. Glow'un canı 1 olmasına rağmen gider ayak Anima'yı buldu. Izzy güzel bir trade alıp ultisine bastı. Şu an 3'e 4. Tunfire aleyhine derken Destructive Izzy'ye yakalanıyor. Durum 3'e 3'e kadar geldi. Açtı ultisine pır 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 geziyor map'in etrafında. Brave şu an Spike'ı kurmak istiyor. Bardolf patlangıcını yolladı. Dedi ki hop kardeşim nereye kuruyorsun? Orada Elbow'dan gelen bir Bex var, gördünüz mü onu? Bex çok iyi vurdu Izzy'yi. Bu skor çok önemliydi gerçekten. Sol'dan çıkmak istedi, iki oyuncu var. Neden bir anda böyle bir hamle yapmak istediler anlayamadım derken... Hamle mantıklıymış. Ben ne anlarım ki zaten. Dedirtti yani. Gerçekten doğru yapmışlar short'tan çıkarak. Sidrex tek başına kaldı. 1-2 clutch oynayacak. Bardolf, jeneratörün arkasında. Diğer oyuncu ise Elbow'da 10 saniyesi var. Spike'ı bir an önce kurması gerekiyor. İki shock dartı da var. Bardolf'un canı bir... Ooo. Şu an maça odaklandık. Derken Eternal Fire çok hızlı bir şekilde A'ya execute yapmak istiyor. Izzy az daha ölüyordu. Sonra kaydı. Az daha yeni öldü. Derken kutiden güzel bir trade. Durum 4'e 4. Çok sessizleşti bir anda maç. Gerildim. Ve Q-Shinerix Asa'da plant'ı aldı. Sidrex'in main'de olduğunu görüyoruz ve Galacticos hızlı bir şekilde retake'e başlayacak gibi utility'leri kullandılar ve evet side'e giriş sağlıyor Galacticos. Şu an bir flash da geldi ve CT'den çıkan, short'tan giriş yapan oyuncular görüyoruz. Starben ve Destructive'den birer kill. Q-Shinerix smoke'tan çıktı. Az daha karbona kurban gidiyordu Destructive'de. Güzel bir hamle bu arada derken Sidrex sızdı. Sızdı. Sidrex bire bire getirdi durumu. Destructive'le bire bir. Metal arkasında Destructive'de iki oyuncunun önceden bir. Ooo Sidrex. Şu an B side'e giriş yapmaya çalışacak diyecektim Eternal Fire ama geç kaldılar. Molly'ler onları bayağı delayledi, geciktirdi. Ve şu an B side'de 3 tane Galacticos oyuncusu var. Böyle hızlı. 5 oyuncu da B side'da Galacticos'ta. Çok hızlı bir rotate gerçekleşti. Q-Shinerix'ine 1-3'e getirdi durumu. Tek başına kaldı. Karşısında 3 tane Galacticos oyuncusu var. Glove'un canı az. Şu an Spike aldı. A'ya doğru gidiyor. Işınlayıcı hazır. Bu ne saçma round. Ben hemen round'un özetini yapayım. B'yi retake'e bıraktılar. Hepsi neredeyse mid'de başladı. Mid'de Bex ultisini açıp double satchel atıp direkt A arkasındaki infoyu alınca kimsenin olmadı. Hepsi B'ye stacklendi. Tunnel Fire da B arkasında gitti. B'ye girmek istediler. Daha erken girebilirlerdi. Giremediler Sterben'in molileri yüzünden. Ve round bu hale geldi. Şu an Kuti birazdan 3 oyuncuyla da karşılaşacak. Şu an 3 oyuncu da Kuti'nin önüne geliyor. Şu an hepimiz kenetlendik, ekrana bakıyoruz. Galacticos'un bu round'u vermemesi lazım. Derken Kuti Bex'i bulup TP'sini atıp geri kaçtı. Glove'un canı 1, durum 1'e 2 şu an. Yapamayacağı bir şey değil. Aa, bir round alırlarsa maç geliyor.
Bex Entry 2-3'ün ikisi üzerinde buluyor. Gerçekten Galacticus çok mutlu şu an. Bu arada Izzy, map'e bakın. Izzy sızmış, Izzy sızmış, Izzy sızmış. Izzy nasıl destruktif, Izzy'nin cesedine sıkmaya devam ediyor. Bilemedim şimdi neler oluyor. Orada bir gerçekten T-Bag gördük yani. Trash talklar başladı ya Red Bull turnuvasında. Bardolph Brave'i vurmuş ve o da bir şarjör daha, bu şarjör. Ben de konuşmayı unuttum ha. Bu maçlar uzayınca benim Türkçe bitiyor. Bir düşman. Psydrex destekli buradan da trade alındı. Kalan son oyuncu Anima. Eternal Fire bu maçı kaybetti ve Galacticus 13-10'luk